Çektim. İsmim Hüseyin Avni Çatal. 1962 Trabzon Çaykara doğumluyum. 1995 yılından bu yana fatura makinesi koleksiyonerliği yapmaktayım. Koleksiyonerliğe çocukluk yıllarında başladım. İlkokul yıllarında pul koleksiyonu yapmak suretiyle başladım. Daha sonra ortaokul ve lise yıllarında para koleksiyonu yapmıştım. Ancak ilerleyen yıllarda fatura makinesi koleksiyonerliğine başladım. Doğrusu fatura makinesi koleksiyonerliğe başladığım zaman aynı zamanda radyo, daktilo, objektife dayalı diğer aletlerle alakalı da koleksiyonerlik yaptım. Yalnız sonra şunu gördüm. Hepsini topladığınızda gerek koyacak yer olmuyor, gerekse ihtisaslaşamıyorsunuz. Bundan dolayı son 10-15 yıldır fatura makinesi koleksiyonerliğine yöneldim. İlk fatura makinesi ilkokul 3'deydim. İlkokul 3'te olduğuma göre herhalde 8-9 yaşlarındaydım. O zamanlar hatta fotoğraf makinesi ile fotoğraf çekmek suretiyle harçlığımı da alıyordum. Daha sonra ortaokul lisede de buna devam ettim. Üniversite yıllarında bile fotoğraf çekmek suretiyle harçlığımı temin ettim. Fotoğraf makinesi insanların durumlarını, günlük durumları, gerek insanların, doğanın durumlarını sabitleyen, bunları tarihe mal eden bir makine. Dolayısıyla onu siz çekiyorsunuz ve kayıt altına almış oluyorsunuz. Bu kayıt için fotoğraf son derece önemli. Bir tarihi, bir zamanı, bir durumu kayıt altına alıyorsunuz. Tabii burada şunu söylemek mümkün, özellikle dijital fotoğraflar çıktıktan sonra artık fotoğrafları tab etme, bir karta geçirme geleneği de azaldı maalesef. Dolayısıyla eski zevki, o kartlardaki zevki şimdiki dijital makinelerden alma imkanı da yok. Fotoğraf makinelerini yurt içindeki satış yerleri, işte bu antika pazarları var. Gerek Ankara'da da var zaten. İşte Cebeci'de, Ayrancı'daki pazarda. Bunları her hafta sonları aslında veya açıldıkları zaman bunları takip ediyorum. Oradan elimde olmayanlar varsa bunları alıyorum. Bir de tabii ki internet ortamında müzayede siteleri var. Gerek yerli gerek yabancı. Bunları takip ederek elimde olmayan makineleri de bunlardan temin etmeye çalışıyorum. Elimdeki makinelerin %80'i 90'ı yabancı ülkelerden temin edilmiştir. Çünkü ülkemizde maalesef çok çeşitli fotoğraf makinesi bulma imkanımız yok. Belli marka veya modeller yurt içine girmiş vaziyette. Ankara Kalesi'nin civarında antikacılar var. Benim mekanlarımdan bir tanesi de orası. O civarda da yine gezmek suretiyle fotoğraf makinesi temin ediyorum. Yalnız tabii yalnızca fotoğraf makinesi üzerine satış yapan antika satıcıları Ankara'da yok. Diğer materyalleri de satıyorlar. İçinde fotoğraf makinesi de bulunuyor. Tabii ben de çeşit biraz fazla olduğundan bende bulunmayan bir numuneyi almam gerekiyor. Bulunmayan numuneyi de son yıllarda bulmakta zorlanıyorum. Çünkü çoğu numune bende var artık. Bunların bulunmayanları ancak dünya piyasasını takip etmek suretiyle temin edebiliyorum.
2009 yılında bir Bakü'ye bir seyahatte bulmuştum. 10 günlük bir özel ziyaretti. Tabii koleksiyonerler çoğunlukta olduğu gibi benimki de biz eski tarihi mekanları gezmeyi severiz. Bir de farklı bir şey bulabilir miyiz diye. Özellikle yurt dışına gidince mutlaka ben burada bir antika satan yer var mı? Bit pazarı var mı? Ben oraları gezerim. Orada da Bakü'de tarihi bir çarşı var. O tarihi çarşıdan birkaç fatura makinesi almıştım. Gerçekten onlar da farklı bir katkı sağlamış oldu. Yurt dışı gezilerimiz olduğu sürece mutlaka benim önceliğimdir. Hatta yurt dışına gitme fırsatımız olacağı zaman mutlaka internetten o gideceğim ilin bit pazarı var mıdır? Fatura makinesi antika satılan yerler var mı? Bunların önce tespitlerini yapıyorum. Ondan sonra gidip mutlaka zamanımın bir kısmını oralarda geçiriyorum. Farklı bir şey elde edebilir miyim diye. Bu bana zevk veriyor. Belki bir maddi kaybıma da neden oluyor. Çünkü bir miktarda buna bütçe ayırmak gerekiyor. Tabii siz koleksiyoner olduğunuz zaman etrafınız, aileniz, çalışma arkadaşlarınız da sizin gözle etrafa bakmaya başlıyorlar. Onlar da koleksiyoner gibi davranmaya başlıyorlar. Siz fatura makinesi topluyorsanız, etrafınızdaki insanlar, dostlarınız da bir antika fatura makinesi gördüğünde derhal size haber ediyorlar. Ki bunlar bazen hiç bulamayacağınız materyaller olabiliyor. Geçmişte böyle bir beraber çalıştığımız bir şoför arkadaşımız vardı. Sinop durağında. Bir gün durağına tatile gitti. Beni telefonda sonra aradı. Burada bir fotoğraf makinesi var. Bir fotoğrafçının iş yerinde. Bunu isterseniz bunu verebileceğini söylüyor. Ben ücretini sordum. Ücret de çok uygundu. Hatta bunu gerekirse sıkıntı olduğunu, bunu elinden çıkarmak istediğini söylemişti. Büyük de bir fotoğraf makinesiydi. Bu stüdyo fotoğraf makinesi dediğimiz körüklü, elle çalışan eski tip fotoğraf makinelerinden. Arkadaşımız bunu